Murat Yetkin, Yetkin Report. Diyaloğa devam. 3. görüşme 20 Temmuz'da Lefkoşa'da. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran'da CHP lideri Özgür Özelle CHP Genel Merkezi'ndeki 2. görüşmesinde yanıt arayan soruların başında tamam mı devam mı sorusu geliyordu. Dün bir buçuk saatlik görüşme ardından bu soru yanıtını buldu. İki lider diyaloğa devam kararı aldı. Bu arada 3. randevunun yeri ve zamanı da belli oldu. 20 Temmuz'da Lefkoşa'da 20 Temmuz 2024 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Konuyu dünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan açmış. 50. yılda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğini göstermek için büyük bir heyetle gitmeyi planladıklarını, CHP'yi de görmek istediklerini söylemiş. Özelde kendilerinin de zaten 50. yıl için KKTC planlarının bulunduğunu söyleyerek kabul etmiş. 1974'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Yunanistan'daki junta desteğiyle yapılan darbenin Türkleri hedef alması üzerine askeri müdahale kararı veren Türk hükümetinin başbakanı CHP lideri Bülent Ecevit, koalisyon ortağı başbakan yardımcısı da o dönem MSP lideri Necmettin Erbakan'dı. Ayrıntıları belli değil ama KKTC'deki törenlerin yanı sıra 3. Erdoğan özel görüşmesi Lefkoşa'da olacak. İkinci görüşme konuları daha çok özelin konuştuğu anlaşılıyor. Özel ağırlıkla ekonomik koşullara, hayat pahalılığı, halkın geçim sıkıntısı, asgari ücret, emekliler gibi konular üzerinde durmuş. Bunun yanı sıra Hakkari Belediyesi örneğinde olduğu gibi kayyım atamaları konusu açılmış. Erdoğan bu konuda bir tutum değişikliği işareti vermemiş. Özel'in tutum değişikliği işareti vermediği konuysa Erdoğan'ın ağırlıkla üzerinde durduğu neredeyse tek konu olan anayasa değişikliği için destek talebi olmuş. CHP anayasa mahkemesi kararları başta olmak üzere mevcut anayasaya uyulmadan yenisini görüşmeye başlamayacağını ısrarında. Öte yandan 2 Mayıs'ta Özel'in önerisiyle AK Parti genel merkezindeki görüşme sonrasında gelişmelerin değerlendirilmesi de yapılmış. Özel, 2 Mayıs'taki ilk görüşmede önerileri arasında bulunan siyasi cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşme ve 28 Şubat mahkumu generallerin sağlık durumuyla tahliyesi gibi normalleşmenin somut sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını, gezi davasında gelişme beklediklerini söylemiş. Erdoğan da CHP'nin dış politikada özellikle Gazze konusundaki tutumunu takdirle karşıladığını ve CHP'nin bu doğrultuda açıklamalarının ve uluslararası platformlardaki tutumunun sürmesini beklediklerini söylemiş. Bu tablo seçmenin eseri. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanı olarak CHP'de eşit oturma düzeninde sorunları konuşmaya getiren tablo, 31 Mart yerel seçimlerinde kullandıkları oylarla seçmenin eseridir. Lefkoşa'daki üçüncü görüşmenin ilk ikisi kadar kapsamlı olup olmayacağını şimdiden kestirmek güç ama en azından bir durum değerlendirmesi olacağı tahmin edilebilir. Özel'in bu arada ekonomik konular üzerinde iki miting ilan ettiği biliniyor. İzmir Sanayi Bölgesi'nde asgari ücrete ve bağlı olarak emekli aylıklarında artış talebinin gündeme geleceği işçi mitingi ve Tekirdağ'da buğday fiyatları odaklı çiftçi mitingi. Özel'in bu konudaki taleplerine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e adres gösterip onunla da konuşabileceklerini söylemiş. İlk görüşme sonrasında CHP'nin talebi üzerine Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri ile Şehircilik ve Çevre bakanlarıyla CHP'nin Gölge Kabine üyeleri olarak ilan ettiği Genel Başkan Yardımcıları arasında yüz yüze görüşme sağlanmıştı. MHP konusu Erdoğan anayasa değişikliği konusunda ısrarını sürdürüyor ama tek pürüz CHP'nin bu konuda önce mevcut anayasaya uyulması ısrarı değil. Toplumda zaten böyle bir talep yok ama CHP'nin karşı olduğu başkanlık sistemi ve örneğin %50 artı bir şartı gibi maddeler Erdoğan'ın iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli için kırmızı çizgi niteliğinde son günlerdeki iki parti arasında bir de Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in sesini ilk olarak CHP'nin sahip çıkmasıyla artık Cumhurbaşkanı dair her kademede duymaya başlaması sorunu çıktı ki Bahçeli tepkisini gizlemiyor. Ayşe Ateş'in 10 Haziran'da özeli ziyaretinden sonra duyurulan Erdoğan'ın da görüşme talebini kabul ettiği açıklaması gecikmeden 11 Haziran'da gerçekleşti. Daha önce tepkisini Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde MHP'li delegelere oy kullandırtmayıp AK Parti'deki sorunun açığa çıkmasına vesile olan Bahçeli'nin bu gelişmeler karşısında bir dosyayı tutan elini bana Allah yeter yazılı yüzüğüyle gösteren bir sosyal medya paylaşımı belki de yeni bir hamlenin işareti. Yaz sadece meteorolojik olarak değil, politik olarak da sıcak geçiyor.